Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Lightning Web Components'larda if-else'ler nasıl kullanılır onu göstereceğim. Yani şarta bağlı bazı komponentleri ya da bazı yazdığımız, oluşturduğumuz Lightning Web Component'ın bir kısmını saklama, göstermeme ya da gösterme. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Burada if else kullanacağız. If else ile bazen saklayacağız, bazen de göstereceğiz. Bunun nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Yeni bir komponent oluşturalım arkadaşlar. Bunları kapatıyorum. Bunların hepsini kapatalım. Daha sonra LWC üzerine gelerek yeni bir Lightning Web Component oluşturalım. Adını Show me şeklinde belirtiyorum. Şarta bağlı göstereceğiz. Bazen de şarta bağlı göstermeyeceğiz. Show me nerede oluştu? Tam burada görüyorsunuz. Show me komponentimiz oluşmuş oldu. İçindeki bütün sayfaları açabiliriz. Bütün dosyaları açıyoruz. XML dosyasını öncelikle daha önce oluşturduğum komponentlardan alarak değiştiriyorum. Şu şekilde değiştiriyorum. Deploy yapmak için biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştım. Daha sonra Show Me kısmında şurada bir component oluşturalım. JavaScript ile alakası olmayan simple bir component oluşturmak istiyorum. Lightning kart oluşturuyorum bir tane arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Ve içine bir division yapmak istiyorum. Şöyle division yapmak istiyorum. Bunun adına da şöyle diyelim. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Show me when status is true diyelim. Status diye bir değişkenimiz olacak. Bu değişken true olduğu zaman bu division'ı göreceksiniz. Şurada ikinci bir division oluşturalım. Ona da şöyle diyelim. Show me when status is false diyelim. Ya bizim status true olduğu zaman şu birinciyi göreceğiz. False olduğu zaman ise ikinciyi göreceğiz. O şekilde bir component oluşturalım. Şuna da üçüncüsü de şöyle diyelim. Bir division oluşturalım. Buna diyelim ki show me always diyelim. Buna şu şekilde show me always diyelim. Bu her zaman gözüksün. Buna if else koymayacağız arkadaşlar. Bunu kaydediyorum şimdilik. Daha sonra show me JavaScript'te bir değişken belirleyelim. Şu şekilde status diyelim. Buna da şimdilik true diyelim arkadaşlar. True diyorum. Daha sonra bu statüse bağlı olarak eğer status true ise birinciyi gösterecek. Eğer false ise ikinciyi gösterecek. Üçüncüyü her zaman gösterecek. Onu if else'e bağlı yapmayacağım. Yani if else bağlı olarak değişmeyecek. Birinciye gelelim arkadaşlar. Division'ın içine şöyle bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar. If diyorsunuz. İki nokta üst üste. Burada zaten geliyor görüyorsunuz. If true'yu seçiyorum. If true neye eşit olursa. Zaten bu true olsa gösterir. Şöyle yapalım. If true'yu biz true'ya eşitlesek şu şekilde. Parantezin içinde olması gerekiyor. Diyelim ki true oldu. Direkt true yazdım. Evet burada direkt true yazabiliyor muyuz? Şu şekilde yapalım. Buna bir status diyelim. Statüsümüze eşit olsun. İkincisi de if false olsun. Şurada var arkadaşlar seçiyoruz. Bunu da statüsümüze eşitliyoruz. Yani şeyden JavaScript'ten almamız gerekiyor. Buna da status diyoruz. Şimdi bizim status ne arkadaşlar? O önemli. Status kısmı ya yani bizim status değişkenimiz burada. Eğer true'a eşitse bunu gösterecek. Eğer false'a eşitse bunu gösterecek arkadaşlar. O yüzden şu anda true olduğu için biz bunu deploy yaptığımız zaman
Birinci kısmı göreceğiz. İkinci kısmı göremeyeceğiz. Burayı saklayacak. Eğer false ise o zaman da birinci kısmı göremeyeceğiz. Bu kez ikinci kısmı göreceğiz. Ama üçüncü kısmında if else olmadığı için sürekli gözükecek. Bunu kaydedelim arkadaşlar ve deploy yapalım. Show me component'unu deploy yapıyorum. Şimdi edit page kısmına gidelim. Show me component'unu, custom component'unu sayfamızı gösterelim. Aşağı doğru geliyorum. Show me component'u alıyorum. Onu da şurada gösterelim arkadaşlar. Şurada. Save diyorum. Daha sonra geri gidiyorum. Evet arkadaşlar ne görüyoruz? Show me when status is true geldi. Neden? Çünkü biz status kısmını true'ya eşitlemiştik. O yüzden true olduğu için birinciyi gösteriyor. Ne demiştik? Üçüncüyü sürekli gösterecek. Üçüncüyü sürekli gösteriyor. Gördüğünüz gibi üçüncüsü sürekli geliyor. Ama bir ikincisi yok. Neden ikincisi yok? İkincisi false olduğu için. Yani bu yani if false false'a eşit olmadığı için yani true olduğu için onu göstermiyor. Eğer şurası false olsaydı şurada yazdığımız ifade sol taraftaki ifade eğer sağ tarafta da varsa o zaman gösteriyor. Eğer yoksa göstermiyor. Yani şu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. Yukarıda birbirine eşit olduğu için bunu gösteriyor. Yukarıdaki ifademiz sol tarafta true var. Sağ tarafta da true olduğu için görüyorsunuz. True olduğu için onu gösteriyor. Peki biz bunu false yapsak ne olacak arkadaşlar? False yapalım. Sonra bunu deploy yapalım. Şimdi deploy yapıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Tekrar yeniliyorum. Evet. Show me when status is false. Artık ikinciyi gösteriyor. Neden ikinciyi gösteriyor arkadaşlar? Çünkü bizim status şu anda false. Ve show me'ye geliyorum. Sol taraf ve sağ taraf birbirine eşit olması lazım. Sistemde gözükmesi için. If false eşittir false olduğu için bize ikinciyi gösterecek. Sanırım basit. İstersen bir tane daha yapalım. Buraya lightning kart yapalım bir tane. Yeni bir lightning kart ekliyoruz. İçine bu kez division değil de bir paragraf oluşturuyorum. Paragrafın içine de ne yazalım? I am a Salesforce developer yazalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu deploy yapalım. Deploy yapıyorum. Şu anda biz sayfamızı gelip refresh yaptığımız zaman onu burada göreceğiz arkadaşlar. Tekrar refresh yapıyorum. Biraz zaman alıyor. I'm a Salesforce developer diye yeni bir lightning kart oluştu görüyorsunuz. Peki biz bunu görmek istemiyoruz. Bunu görmek istemediğimiz zaman ne yapacağız? VS Code'a gelip hemen P'den sonra arkadaşlar if biz şu anda bizim status ne? False. O yüzden biz buna false dememiz lazım. If false eşittir bizim status. Status eşitse yani ikisi de false olduğu için görüyorsunuz. İkisi de false olduğu için bunu göstermeyecek. Kaydedelim ve bunu deploy yapalım. Daha sonra sayfamızı refresh yaparak gözüküp gözükmediğine bakacağız. Tekrar refresh yapıyorum. Şu anda gözüküyor. Neden gözüküyor? Çünkü ikisi de false. Hem sol taraf false hem de sağ taraf false. Peki biz bunu true yapsak şu şekilde. Sol taraf true, sağ taraf false olduğu için gözükmeyecek. Deploy yapıyorum. Ve sayfama geliyorum. Refresh yapıyorum. Sayfamı refresh yaptıktan sonra biraz beklemeniz gerekebiliyor. Evet şu anda gözüküyor. Neden gözüküyor? False. If true eşittir. Bunun gözükmemesi lazım. Sayfamızı tekrar deploy yapalım. Evet daha sonra sayfamızı refresh yapıyoruz. Evet şu anda gözükmüyor gördüğünüz gibi. Neden gözükmüyor? Çünkü sol taraf true iken sağ taraf false olduğu için gözükmüyor. İki tarafta false olsaydı ya da iki tarafta true olsaydı gözükecekti. İki tarafın da birbirine eşit olması gerekiyor. Hem sol tarafın hem sağ tarafın birbirine eşit olması gerekiyor. Peki biz bunu şurada yapabilir miyiz? Ben şeyin de gözükmesini istemiyorum. Lightning kartın tamamını saklamak istiyorum. If ne dememiz gerekiyor şu anda? Gözükmemesi için iki tarafın birbirine
eşit olması gerekiyor. Şu anda bizim status ne arkadaşlar? False. False olduğu zaman gözükecek. O yüzden gözükmesini istemediğim için iki tarafın birbirinden farklı olmasını sağlamam gerekiyor. If true diyeceğim. If true diyeceğim. Eşittir status diyeceğim. Şimdi bizim status false olduğu için ama sol taraf true olduğu için gözükmeyecek. İkisi birbirine eşit değil. Sağ taraf false iken sol taraf true olduğu için şunun tamamını bizden saklayacak. Yani deploy yapmayacak, saklayacak. Deploy yapacak ama göstermeyecek. Öyle diyelim. Şimdi biz show me component'unu tekrar deploy yapalım ve görelim. Gizlenecek mi, gizlenmeyecek mi? Onu bir görelim arkadaşlar. Refresh yapıyorum sayfamı. Tekrar refresh yapıyorum. Evet, Lightning Card'ın kaybolduğunu görüyorsunuz. Neden kayboldu? Çünkü biz tamamına artık şunu kaldırabilirsiniz. Çünkü tamamını zaten sakladık. Eğer status false ise gözükmeyecek. Şunun tamamı gözükmeyecek. Neden tamamı gözükmüyor? Çünkü sol tarafta true varken sağ taraf false olduğu için gözükmüyor. Ama siz sol tarafta false yaparsanız iki tarafta birbirine eşit olduğu için siz deploy yapmayı unuttum. Deploy yapalım. İki tarafta birbirine eşit olduğu için bu kez gözükmesi gerekiyor. Refresh yapalım sayfamızı. Deploy'umuzu yaptık. Evet, deploy tamamlandı. Tekrar refresh yapalım. Kaydetmedik mi? Belki kaydetmemişimdir. Tekrar kaydediyorum. Şu anda false. Burası false. Burası da false olduğu için gözükmesi gerekiyor. Tekrar deploy yapıyorum. Deploy'umuz tamamlansın arkadaşlar. Tamamlandı. Şimdi geliyorum. Refresh yapıyorum. Evet, şu anda geliyor. Birkaç kere refresh yapmanız gerekiyor. Böyle bir problem var. Şu anda görüyorsunuz I'm a Salesforce Developer gözüküyor. İstersen şimdi yukarıdakini kapatalım. Yukarıdaki tamamen gözükmesin. Üsttekini kapatacağız. Şurada arkadaşlar. İstersen şunu artık kullanmanıza gerek yok. Ya da hani tamamını kapatmak istiyorsanız Lightning Card'ın içine if true eşittir status yapmamız gerekiyor. Neden true? Çünkü birbirine eşit olmaması lazım. Şunu biz status yapalım. Evet. Şu şekilde birbirine eşit olmaması gerekiyor. Sol taraf true iken sağ taraf false olduğu için bunun tamamı gözükmeyecek. Çünkü biz show me'de JavaScript sayfamızda statüsü false diye belirttik. İki taraf birbirine eşit olmadığı için gözükmeyecek. Kaydettikten sonra deploy yapalım ve görelim sistemde gözükecek mi, gözükmeyecek mi? Evet, deploy yaptık. Geliyorum, refresh yapıyorum sayfamı. Tekrar refresh yapıyorum. Yukarısı şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Siz if true ya da if false'u kullanarak yani bazı şartlara bağlı bazı şeylerin kapanmasını istiyorsanız bu şekilde kapatabilirsiniz. O statüse bağlı olarak gözükmez. Buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar. Sol taraftaki true ile sağ taraftaki status eğer birbirine eşitse yani ikisi de true ise gözükür. İkisi ise false'a yine gözükür. İki tarafın birbirine aynı olması gerekiyor gözükmesi için. İki taraftan birinin farklı olması durumunda o component olsun ya da division neyse onun tamamı gözükmeyecek. Yani hangi elementin içine yazıysanız o elementin tamamı gözükmeyecek arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde bunu biraz daha ilerletelim. If false'u kullanarak farklı bir örnek yapalım inşallah.